Pandeminin en çok etkilediği sektör olan restoran sektörüne bir darbede enflasyon vurdu. Ya yani 150 liraya bir tüp alırken şu anda 250 liraya alıyoruz. Aradaki farkı düşünün. Ve ayda 2 tane bazen 3 tane tüp de gidebiliyor. Süt ürünlerine çok zam geldi. 5 kiloluk bir süzme yoğurdu 160 liraya alıyorsunuz. İlk başladığımda ben o süzme yoğurdu 89 liraya alıyordum. Bir koli yumurta 44 liraya kadar çıktı. Diyelim %50 karla değil de bazen %5, bazen %2, bazen %3, bazen de %10 karla sattığınız ürünler oluyor. Ama maliyeti hiçbir şekilde düşüremiyorsunuz. Kaliteli ürün çıkarmazsanız müşteri gelmez. İşletmeciler artan gıda fiyatlarından ve zamlı faturalardan şikayetçi. Ortalama 7.000-7.500'den aşağı değil. Çünkü akşam bayağı ışıklandırma oluyor. Bunu yapmazsınız ve klima çalıştırıyorsunuz. Müşteriye bunu yansıtmanız mümkün değil. Bunu yansıttığınız anda piyasadaki bu zamların müşteriye yansıtılması demek, müşterinizin artık olmaması demek. Bu işletmelerin hepsi istihdam merkezleri. Yapılan %50 zamsa %50 personel azaltmasına gitmek zorunda kalıyorsunuz. İşletmeler artan maliyetin tamamını müşteriye yansıtamıyor. Bunun yerine daha az personelle çalışmak zorunda kalıyorlar. Normalde böyle bir işletmede, bu tarz işletmelerde minimum 10 ya da 12 personelle çalışması gerekir. Bizde şu an 6 personel var, yarı yarıya. Biz bunu 7-8 yaptığımız an zamlı rakamlara dokunup bunu insanlara yansıtmamız gerekecek. Bu sefer de müşteri potansiyelimizi düşüreceğiz ve birbirini karşılamayacak. 2 ay dayanabilir esnaf. Bir an önce istiyoruz ki hani her şeyin bir rutine binmesi, bir ortalamada kalması. Yakın bir tarihte böyle bir şey görünmüyor. Ne olacağını hep beraber birlikte göreceğiz diyoruz ama tahminimce küçük esnaf, kendi başına götürmeye çalışan, işte bizim gibi 3-5 personelle götürmeye çalışan esnafların çoğu çok büyük sıkıntılara düşecek. Ve ne olacak? İşte kiralar ödenemeyecek, kapatmak zorunda kalacak. Zaten bankalara herkesin borcu var. Bir sürü ödenecek toptancı, giderler, şunlar bunlar. Yani bu ay birinde hesaba vurduğumuz zaman hangisini nereden çıkaracağımızı bulamıyoruz bu ay. Bu ay çok kötüydü. Bir sürü arkadaşım var bu işi yapan usta olarak. Hepsiyle konuştuğum zaman kaç masanız var dediğimde işte restoranda bir masa var ya da bugün boş. Ya da bugün iki masa var. 150 kişilik misafir alan bir restoran bir masayla kapatıyor. Personeline bir hafta izin veren restoranlar var bildiğim. Arkadaşımı arıyorum, bir haftadır bir evdeyim diyor, işe gitmiyorum diyor. Çünkü masa yok, masa olmadığı için gidemiyor. Bunun sonunda çok kapanma olur, çok işsizlik olur, çok insan aç kalır. Bu tip işletmelerin sıkıntıları yaşamasının karşısında ekmekçisinden halcisine kadar bütün o aradaki gıda sektörünün hepsi, sanayi sektöründe de öyle. Çünkü burada sanayi tip dolaplar kullanılıyor, masa sandalye kullanılıyor, elektrik kullanılıyor. Biz sıkıntı yaşadığımızda herkes sıkıntı yaşıyor. Bu piyasada o kadar çok insan iflası da bırakın, bir dünya borçla nasıl yaşayacağını artık onu da düşünemiyorum, düşünmek de istemiyorum. Çünkü çok büyük problem, borçsuz esnaf kalmadı çünkü. Pandeminin ardından bir darbede enflasyondan yiyen esnaf, çözümün enflasyonun düşmesi olduğunu söylüyor. Şu ortamda düşük faizli kredi de verse bu iş çözülmez. Enflasyonun acilen düşürülmesi lazım. Piyasanın bir nefes alması lazım. Asgari ücretin tarihte görülmemiş bir artırım diyerek 4.250 liraya çıkarılmasının gecesi ya da ertesi günü fahiş fiyatlarla etiketlerin değiştirilmesi iyice bizi sıkıntıya soktu. Yani bizi derken bütün esnaftan bahsediyorum. Enflasyonun bir an önce eski haline dönmesi lazım ki insanlar bir nefes alsınlar. Sıfıra sıfır verseler, faizsiz kredi verseler gene bir işimize yaramayacak bizim. Çünkü insanlar nefes alamıyorlar, çünkü biz insan bekliyoruz.